Biraz burukluk var. Tabii ki ailemiz orada kaldı. Annem orada. Kız kardeşlerim, abilerim orada. Yani kötü hissediyoruz. Yani çok da iyi hissetmiyoruz. Diğer memleketimiz olan Avrupa'ya gidiyoruz işte. Polonya'da yaşıyorum ben aslen. Yani burukluk var içimizde. Türkiye açısından herkesin empati yapması lazım. Biraz insanlarımızın biraz daha böyle sakin, çok stresli insanlarımız biraz daha sakin olmalılar. Aslında arabayla gelip gitmemiz daha bizim hoşumuza gidiyor. Fakat kuyruklarda bu Türkiye'de sıkıntı olmuyor. Fakat Bulgaristan'da özellikle Macar kuyruğunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki ister istemez insan içinde burukluk oluyor. Bir sene çalışıyoruz, ailemizi gelip görüyoruz burada. Bir ay ya da bir hafta ya da daha fazla. İster istemez insan ailesini özlüyor, vatanını özlüyor. Sonuçta biz gurbet elde yaşıyoruz. Gurbette hayat gerçekten çok zor. Sonuçta aileniz yok, yalnızsınız, tek başınıza yaşıyorsunuz. Bir mücadele içerisindeyiz her zaman. Yani içimizdeki burukluğu anlatmak o kadar da kolay bir şey değil. Annem var, babam var, kardeşlerim var, yeğenlerim var. Sonuçta ailem var yani. Onları bıraktım. Vatanımı bırakıyorum yani. En önemlisi vatanımı bırakıp gidiyorum. İnsanlar Avrupa'yı çok iyi zannediyor. Biz gerçekten orada zorluklar çekiyoruz. İster istemez çekiyoruz. Tabii ki biz buraya geldiğimiz zaman bizim paralarımız değerli olduğu için Türkiye'de bizi çok zengin zannediyorlar. Ama gerçekten biz buradaki insanlar gibi komşu ziyareti olsun, aile ziyareti olsun, dostluk olsun orada bulamıyoruz. İster istemez yani Türkiye'deki vatandaşlarımıza söyleyeceğim tek şey var. Biliyoruz evet, ülkemizin içinde bulunduğu durum belli ama üstesinden geleceğiz. Şu an Ukrayna'da savaş var, Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. Bizim ülkemiz tertemiz, insanlarımız mutlu. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha güzel günler bizi bekleyecek. Çok yönde şey dedim ama. Sen drone nerede?